biliyorsunuz bu DTH'lardaki artış ve TL'ye dönmemesi o noktada önemli bir sorun Merkez Bankası içinde. Burada Mehmet Gerz'in bir önerisi oldu TEFAS fonlarıyla ilgili, hani onları daha öne çıkartmak anlamında. Sayın Başkan da bununla ilgili çalışma yapıldığını ifade etti. O anlamda böyle çalışmalar var. Ama tabii burada her zaman söylenildiği ve çalışmalarda da gösterildiği üzere yani biraz enflasyona ilişkin belirsizlik, kura ilişkin belirsizlik insanları kendi servetlerini korumak anlamında DTH'a göre DTH'ı daha kolay bir tercih olarak görüyorlar. Yani basitçe dolar almak, diğer enstrümanlara göre yine orada da diğer enstrümanlarda da kendinizi koruyabiliyorsunuz her türlü şoka karşı, ama bu tabii finansal okul iktidarlıkla ilgili bir şey. O anlamda hani bunun daha geliştirilmesi, direkt dolar almak yerine farklı enstrümanlarla insanların birikimlerini koruması konusunda çalışmalar yapıldığını ifade etti Sayın Başkan. Bu anlamda olumlu tabii, çünkü finansal derinleşmeyi de getirecek bir durum olur. Tabii burada sizin ifade ettiğiniz gibi şimdi enflasyonda ikinci yarı yıl, Cumhur da çok güzel özetledi, ikinci yarı yıl itibariyle bir ciddi bir düşüş bekliyor Merkez Bankamız. Hani burada işte nasıl olacak, oradaki ortam nasıl sağlanacak, o büyük bir soru işareti. Genel itibariyle çünkü benim anladığım da şöyle, yılı aynı ikiye bölmüşler. Aralık ayında biz sınırlı bir faiz indirimi olacağını anladım ben konuşmadan. Ama 2022'nin ilk yarısında bu gecikmeli etkileri, toplulaştırılmış etkileri gözlemleyeceğiz dedi Sayın Başkan. Ve faiz indirimleri içinde sınırlı bir alanına kaldığını ifade etmesi beni Aralık ayında toplantıda bir faiz indirimi yaptıktan sonra belki, yani ilk çeyrekte genel beklenti devam etmesi yönündeydi, belki orada bir durma olabilir gibi geliyor ve sonrasında da işte hani enflasyon, bu faiz indirimlerinin etkisi, enflasyon üzerine etkisi, işte dolar kurunda bir sakinleşme bekleniyor. Belli bir şu an verilen reaksiyonların sağlıksız olduğu, zaten dün de yapılan müdahalede bu geçiyordu. Ve sonrasında bunun bir patikaya, bir düzleme oturacağına ilişkin bir görüş var. Ve bu düzleme oturması sonrasında enflasyonun bu bağlamda yavaş yavaş düşeceği öngörülüyor. Şey için, siz onu da sordunuz, bundan sonra müdahaleler devam edebilir mi diye, öyle anladım. Açıkçası ben olabileceğini düşünüyorum. Çünkü biz sonuçta küresel taraf da ısınmaya başladı. Hani biz çok içimizde şu an içimize kapandık. İçteki alınan kararlarla daha çok günümüzü meşgul ediyoruz ama dışarısı da özellikle FED kaynaklı ısınmaya başladı. Oradan da gelecek volatilite olabilir diye düşünüyorum. Bu anlamda ben önümüzdeki dönemlerde, önümüzdeki günlerde, haftalarda yine böyle ufak müdahalelerin, dün gördüğümüz gibi müdahalelerin volatilite kaynaklı olmak üzere devam edebileceğini açıkçası düşünüyorum. Çünkü reskont kredilerinden bir getiri var, ciddi bir getiri var. Hani bunlar sonuçta şey için, piyasayı daha sakinleştirmek için kullanılabilir. Dediğim gibi Sayın Başkan'ın böyle bir iması, böyle bir şey yoktu. Bu benim kendi görüşüm dünden kalan. O anlamda hani ben ilerleyen günlerde ufak montanlı yine böyle piyasa şeylerin, müdahalelerin olabileceğini düşünüyorum kendi adıma.